Hepimiz her yaşta bir şeyler öğreniyoruz. Ben de şunu öğrendim. Doğru bildiğimiz yol artık doğru değil. Onun için şimdi hepinizin önünde aşiretimiz için en hayırlı kararı vermenizi istiyorum. Genco aşiretinin ağalığını yeniden yeğenim Boran'a verilmesini istiyorum. Sen ne diyorsun oğlum? Ağlar. Söyledikleriyle amcam beni onurlandırmıştır. Bana duymuş olduğu güven benim için çok önemli. Her zaman bazı şeylerin değişebileceğine inandım. Umudumu yitirmedim. İnancımı korudum. Amcam bugün bana çabalarımın karşılıksız olmadığını gösterdi. Anlıyorum ki hiçbir şey boşa değil. Başımız dertte Narin. Hayırdır, ne oldu? Dilaver Zeliha'yı gördü. Ne diyorsun Sıla? Dilaver gördüyse tamam yani. Anlayıp anlamadığını bilmiyorum. Dilaver nerede peki? İçeride. Abim biliyor. Hayır. O da içeride. Ağalarla konuşuyor. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Neyse, kapatıyorum şimdi. Sıla bacı, gördüler beni öyle değil mi? Merak etme, bir şey olmayacak. Otur Zeliha. Kimdi o? Yani böyle apar topar çıkardığına göre pek güvendiğim biri değil, öyle değil mi? Zinar Ağa'nın oğlu. Doğru söylüyorsun. Pek güvendiğim biri değil. Ama senin mesela ne bilgisi olduğunu sanmıyorum. Yine de emin olamayız tabii. Ne yapacağız? Sen burada bekle, tamam mı? Ben şimdi geliyorum Zeliha. Korkulacak bir şey yok, tamam mı? Genco aşiretinin reisi olmak gurur verici. Büyük bir sorumluluk. Amcam ağlığı tekrar bana layık görmüş. Sağ olsun, amcamın lafının üstüne laf söylemek bana düşmez. Ama ben sıramı savdım anca. Affını istiyorum. Son sözün bu mudur Burhan? Evet amca. Sen ne diyorsun abi? Burhan söylenmesi gerekeni söylemiştir. Bana bir şey demek düşmez. Bence de Burhan'ın kararı isabetli olmuştur. Oruçlarla bir meselesi varken aşiretin ağası sıfatıyla hareket etmesi hayırlı olmazdı. Thank you.
Ağam, Gence aşiretinden ağalar gelmiş İstanbul'a. Belli ki meclis toplantısı var. Neden toplanmışlar, öğrendiniz mi? Yok ağam, öğrenemedik. Öğreniriz nasılsa. Peki. İnsan hayatı hiç kimsenin iç meselesi olamaz. Bizim aşiretin meselesi de o olamaz Boran Ağa. Öyle zaten Yusuf Ağa. Aşirette hiç kimse bu durumdan mesul değildir. Ağalar, kim ne derse desin, aşiretin meselesi olsun veya olmasın, ben babası olarak Boran'ın arkasındayım. Ben de Boran'ın amcası olarak. Gerisi size kalmış. Birisinin hayatı söz konusu. Kimsenin buna göz yummasını bekleyemeyiz. Emanet edilmiş. İki can var ortada. Ne oluyor bacım? Zeliha, ver bunları, merak etme. Bana güven. Çıkar üstündekini. Tanıdılar beni. Öyle değil mi? Bir şey olmayacak. Sakin ol. Burası Boran Ağa'nın evi, unutma. Durum ortadadır ağalar. Söyleyecek sözü olan varsa buyursun. Müsaaden olursa benim de söyleyeceklerim var baba. Buyur. Ne diyeceğini Dilaver. Anladığım kadarıyla aşiretimizde her şey değişmektedir. Törelerimizi unutmaya karar vermişiz. İyi. Bu konuda hiç kimsenin şikayeti yok. Lakin Boran Ağa kızı evine alarak Berzan'ın genç aşireti üstüne topyekun saldırmasına sebep olacak. Laflarına dikkat et Dilaver. Nerede olduğunu unutma. Haddini bil. Öyle değil mi Boran? Amcamı duydun Dilaver. Affedersiniz. Özür dilerim, konuşmanızı böldüm. Ama misafirimden bahsettiğinizi duydum. Uygun görürseniz bir şey söylemek istiyorum. Sıla. Buyur kızım, çekinme. İlk olarak sizi misafirimle tanıştırayım. Gel. Feride. Feride okumak istiyor. O yüzden evden kaçıp gelmiş İstanbul'a. Siz büyüklerimden bir şey istiyorum. Çok büyük bir şey değil aslında. Sadece Feride'nin ailesiyle konuşup onları buna ikna etmeniz. Demek bu hanım kızımız bu nedenle misafir olarak bu evde tutulmakta. Tamam. Okuması için ailesiyle konuşur, onların rızasını alırız. Başka bir yere mi gitsin? Bizim eve çok yakın burası. Korktun mu? İşte o senden sonra kula. Alışkın değilsin belli. Ne korkacağım ha? İlk defa mı okulu kırıyorum ben? İyi, o zaman söylenme. Sen doğru olanı yapmışsın oğlum. Emanete ihanet olmaz. Allah yardımcın olsun. Gelin hanımı da tebrik etmek lazım. Aferin ona. Evet. Sıla iyi düşünmüş. Dilaver'e dikkat et oğlum. Sağı solu belli olmaz onun. Güce karşı boyun eğene temkinli olmak lazım. Haklısın baba. Berzan da Cihan gibi güç göstermeyi sever.
Emin misin istemedin Edir abi? Bak hamam da var ha. Yok, sağ ol. Sen bilirsin. Ara sıra yapmak lazım. Canlandırıyor insanı. Demek baban ağalığı Boran'a devretmek istedi ha? Kendi oğlu dururken. Keşke Cihan yaşasaydı. Hayat ne kadar kolaylaştırdı. Herkes için. Kader. Öyle. Müsaaden olursa ben artık gideyim. Sıkılmışsın sen. Haydi evine git. Görüşürüz. Haberlerini bekliyorum Dilaver. Arayı açma he mi? Elimden geleni yapıyorum. Buralarda gördüğüm kız, senin aradığın kız olsaydı ben de çok rahatlayacaktım. Rahatlarsın, rahatlarsın. Sen kendine dikkat et. Görüşürüz. Ay büyümüş. Kocaman olmuş benim torunum maşallah. Yakında yaren de gelecek. O zaman değmeyin paşamın keyfine. Bir de babaanne deyip elimi öptüğü günü bir görsem yüreğim gam yemez. Hakikaten ana ya. Beraber oynadıklarını görsek. Yarenle yaramazlıklarını. Ana. Kime diyor? Duyuyorum seni kızım, duyuyorum. Ah, torunu gördün bizim pabuç hop. Tamam. Tamam olur Ayşeciğim. Mu kızım öyle şey? Hepinizin yeri ayrı. Çok sevindim. Hadi geçmiş olsun. Konuşuruz sonra. Abim, var mı bir isteğin arzun benden? He? Sağ olasın. İyi. Ben de gelin ağamla konuştum şimdi. Sana çok selamları var. İyi olduğunu duyunca pek sevindiler vallahi. Artık iyileşsin, aramıza katılsın diyor. Ben de az kaldı dedim. Abim güçlüdür, çarçabuk toparlanır dedim. Değil mi abi? İyisin değil mi abi? İyiyim. İyi abim benim. Şivan'ı yoğun bakımdan çıkarmışlar. Hızla iyileşiyormuş. Oh şükürler olsun. Firuza'ya da söyleyeyim de bir ziyaretine gidelim. Nalin abla, ne zaman gideriz eve? Emir'e söz vermiştim de akşam sana börek açacağım diye. Bak sen çakala. İki günde tavlamış kızı. Ben sana diyeyim Ferde. Ona pek yüz vermeye gelmez. İstanbul'a geldi geleli 2 kilo aldı. Yemese de olur boş ver. Kızım, çoktandır görmedim Bedar'ı. İyidir inşallah. Teşekkürler, iyi. Ana. He. İstersin, beraber gidelim. İstemez olur muyum hiç? Tabii tabii, iyi olur. Ağam, beni emretmişsiniz. Bu Boran'ın karısı. Sıla'nın ailesini araştırın demiştim. Araştırdık ağam. Neler yaparlar, nerede yaşarlar hepsini öğrenemediniz. Evde misafir ettikleri bir kız varmış. Kimdir, necidir öğrenin. Dilaver sizin meseleyle ilgisi yoktur diyor ama bir numara dönüyor olabilir. Gözünüzü dört açın ha. Peki ağam. Sen yemek yedin mi Zibel? Yedim yedim ağam. Afiyet olsun. Nurhan, biberonu koydun çantaya değil mi? Aramasınlar. Koydum Sıla Hanım, mamasını da koydum. Sağ ol. Bir de kahve verirsen bana. Hemen. Efendim Ceren Hanım. Alo Sıla Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama şu bizi uğraştıran dava ile ilgili. Dinliyorum. Karşı taraf uzlaşmak istediğini bildirdi. Ben ön görüşmeye gittim. Anladım. Ama ben bugün ofise gelemeyeceğim Ceren Hanım. Siz bana gelebilir misiniz? Zahmet olacak size de. Tabii sorun olmaz. Hemen geliyorum o zaman. Görüşürüz. Emir, nereye? Siz gidin. Ben yetişirim size. Siz niye takip ediyorsunuz beni? Kim takip ediyor? Biz mi? Ediyorsunuz abi. Görmüyor muyum? Boran abim size vermeyecek o kızı. Bu şehirde peşimde dolanıp durmayın. Dur! Nerede kaldı bu ya?
Çok güzel kokuyor. Ne bu? Bak bakalım. Evet. İyi. Getirin. Ferzan yanmasın, bu söndüreyim mi? Dur şimdi, dur. Beceremezsin sen. Elinle hamuruyla karışma diyeceğim ama uymayacak. Sofra bizim için. Gitsek artık. Gideceğiz. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Bak burada istediğin her türlü değişikliği yapabiliriz. Bak burası senin evin. Her şey istediğin gibi olsun istiyorum. Babamlar merak etmiştir. Etmemiştir. Evini, ne hediyeni istemiyorum. Vazgeç, bırak beni. Zorla olmaz. Tak bana yardım edeyim. Görmüyor musun? İstemiyorum. Başkasını seviyorum ben. Zeliha, bir şey mi oldu? İyiyim bacım, sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yoktur. Yiyecek bir şeyler hazırlatayım sana. Hiçbir şey yemedin. Canım hiçbir şey istemiyor. Zeliha, bu senin için olmasa bile bebeğin için önemli, biliyorsun. Biliyorum ama içim almıyor. Ben sana süt hazırlatayım. En azından onu iç. Hadi dinlen biraz.
Bedel Han'ı görünce şaşırdım Bedel kadın. Unutmuşuz biz. Ne güzel büyümüş maşallah. Öyle oldu vallahi hanımım. Çoluk çocuk burnumda tütüyor. Bir başımıza kaldık oralarda. Yalnızlık zor. Biz de bu koca şehirde kaldık bir başımıza. Konu komşu yok, kimse yok. Ne kapımızı çalan var, ne de biz gidip birilerinin kapısını çalabiliyoruz. Ama çok şükür, çocuklarım yanımda ya. Tabii tabii, şükret. Nasıl, Emir okula alışabildi mi? Alıştı, alıştı. Mardin'e gelseniz. Boran Ağa nasılsa burada. Çocuklara göz kulak olur. Siz de arada gelir gidersiniz. Ben de istiyorum Mardin'e dönmeyi. Ama işte bizim biraz burada kalmamız icap etti hanım o. Ne o Bedel kadın? Sende bir hal var. Söyle, bir şey mi oldu? Çocuklar mı üzdü? Yok. Yok, çok şükür. Ben çocuklarımdan yana bir şikayetim yok. Sen kuvvetli kadınsındır. Bırakmazsın kendini. Ne oldu? Bedar. Bedar, iç bir yudum. Söylesene, ne oldu? Hastayım ben hanım. Hastalık hepimiz için Bedar kadın. Artık fen ilerledi. Çaresi bulunur. Bulunur elbet. Kanser olmuşum ben hanım ağam. Çıkıyor musun? Ben bırakayım seni. Yok. Bugün evdeyim. Ceren Hanım uğrayacak. Peki. Ben çıkacağım. Şivan'ı uğrayacağım. İyi yaparsın. Ayşe ile konuştum. Şivan'ın sağlığı iyi gidiyor ya. Çok mutluydu. Evet. Neyse ki iyi olacak. Baban nerede? Amcamla buluşmaya gittiler. Abi kardeş dertleşecekler herhalde. İyi yaparlar. İkisi de çok bunaldı bu olaylardan. Bu sabah yine karımla gurur duydum. Dedim ki ne akıllı bir karım var. Ne güzel bir sevgilim var. Ne hakikatli bir arkadaşım var. Ben ne şanslı bir erkeğim dedim. En güzel özellikler bir kişide toplanmış. O da benim sevdiğim. Ama benim sevgilimi itiraf etsin ki bu sabah çok korktu. Zela'yı çıkartacağım diye. Anlamadığımı mı sandın? İtiraf et. Bazen ne kadar çok konuşuyoruz. Her zaman ben çıkıyorum. Geç kalma. Hadi dikkat et kendine. Olur. Aa. Bırakın beni. Her şey iyi. İyileşiyordum. Ama doktor işte birden ameliyat olacağım deyince içime bir korku sardı hanıma. Kolay mı? Bıçak altına yatacağım. Olay değil elbet ama doktor lazım diyorsa.
Ben olmayacağım ameliyatı, istemiyorum. İstemiyorum demekle olur mu Bedar? Sağlık başka şey. Daha gençsin. Çoluğun çocuğun küçük. Ben yenerim diyordum. Madem o kadar küçüldü, ameliyatsız da küçülür gider. Kaybolur evvelallah. Acele etme. Çocuklarını, torununu düşün. Bak, ikincisi de yolda. Sağlıkla büyüdüklerini, mürvetlerini görmek istemez misin? Olmayacağım ameliyat diye kestirip atma. Düşün yine Bedar kadın, olmaz mı? He? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sen yemeyecek misin? Yok, ben yedim. Size afiyet olsun. Sağ ol kızım. Babam olsaydı gurur duyardı seninle Ziner. Bugün yaptıkların diğer ağalara da örnek olmuştur. Sağ ol abi. Gönlüm artık daha rahat Ziner. Benim ağalımdan daha iyisini yapacağına kuşkum yok. Keşke ben de senin gibi görebilsem abi. O kadar çok hata yaptım ki. Babamın bir lafı vardı. Hatası olmayan kişi hiçbir şey yapmayandır. Öyledir abi. Lakin bu hataların telafisi olur mu bilmem onu. Sana zarar verdim. Yeğenime zarar verdim. Hatta bütün aşirete. En yakınımdakine bile. Oğluma. Gelinime. Kararım bellidir. Dilaver'le evleneceksin. O zaman çek vur beni baba. Ben bu eve Cihan'a kadınlık etmeye geldim. Öyle de ölmek istiyorum. Namusumla, şerefimle vur beni. Dilaver'le evliliği ta en başta bu eve gelin olurken kabul ettin sen. Cihan'ın kadını olurken kabul ettin. Bilmez misin? Gelinliğiyle bu eşikten adımını atan kefeniyle çıkar. Daha başka bir laf işitmeyeyim senden. Benim doğru diyebildiklerimin kurbanı oldular. Bir oğlumu toprağa verdim abi. Takdiri ilahi dedim. Sineyecek. Ama değerini kaybediyorum. Sapasağlam ama kaybediyorum. Her gün biraz daha uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Şimdi düşünüyorum da haksız da değil. Günahı olmayanın sevabı da olmazmış Sinar. Hepimiz doğru bildiğimiz şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Hatalar da yapıyoruz. Kaçamıyoruz. Önemli olan hatayı fark ettiğin anda durmak. O hatayı kabul edip telafi etmeye çalışmak. Haklısın abi. Haklısın. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk. Buyurun şöyle geçelim. Geldiğiniz için teşekkürler. Zahmet oldu. Rica ederim. Nasıl geçti toplantı? Uygun bir öneri var mı? Fena değil. Birkaç alternatif var. Sen Burhan abimin arkadaşıysan niye ben bilmiyorum? Sen her şeyi bileceksin yani. Evet, hiç söylemedin. Gerekmemiş demek ki. Hadi abi. Tatsız tuzsuz. Değilsen belki hasta yemeğe gider. Abi... Burası hastane ya. Ben hasta da gelemem aşağı. Geçmiş olsun Şivan. Allah razı olsun ağam. Sağ ol. Sen rahat rahat yemeğini ye. Ben şöyle oturayım. Ben müsaadenizi isteyeyim ağam. İyi gördüm Şivan seni. İyiyim ağam. Sayende daha da iyi olacağım inşallah. İyi olacaksın tabii. Bana verilmiş sözüm var. Daha yapacak çok şeyimiz var seninle. Tamam ağam.
Peki bu sözleşme hukuki açıdan bir problem yaratır mı? Hayır Sıla Hanım. Zaten söz konusu anlaşmadan onlar da haberdarlar. Kusura bakmayın, temizlik yapılıyordu. Ben bir bakayım. Sıla bacım. Zeliha. İyi misin? Gidiyor musun? Evet. Sana söylemiştim değil mi? Şivan bizi yarı yolda bırakmaz diye. Çok şükür Allah'a. Bırakmadı. Hadi. Abini daha fazla yalnız bırakmaya gelmez. Yanına git. Tamam ağam. Efendim. Şimdi nasıl? Tamam. Geliyorum hemen. Senin enişten güzel basketbol oynardı. Sen de oynuyor musun? Yok, ben futbol oynuyorum. Futbol? İyi oynuyor musun? İyi oynuyorum. Bir maçta 5 gol atmıştım. Ha, görelim bakalım. Doğumun yakın mı? Yakın sayılır. 2 ayı var. Nasıl oldun Zeliha? Daha iyiyim. Aradım doktoru, gelecek hemen. Şeker düşmüş olabilir. Şeker hastalığın var mı? Doktor test yaptı dedi de yaptıramadıydım. Bütün gün bir şey de yemedin tabii. Yiyemedim. Kesin şeker düşmüş. Bir meyve suyu seni hemen kendine getirir. Nurhan! Ne yani? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Ne yapabiliriz ki? Polise haber verecek halimiz yok ya. Ya kaçırdılar Semir'i? Kendi gitmedi mi oğlum adamların yanına? Tanıyor belli ki. Bilmiyorum. Okula haber versek kaçtığımız anlaşılır. Haber vermemiz lazım. Başına bir şey gelmiş olabilir. İyi ya, ben tek giderim. Hani? Sağ nerede? Şimdi ben sana bir hokus pokus yapacağım. Sağ ortaya çıkacak. Hadi canım sen de. Ya Boran ağa yapamıyor mu? Yok. Ben istesem Boran ağa her şeyi yapar. Ama ben istemiyorum. Doğrudur. Bilirim Boran ağa yapar. Sıla. Nasıl oldu? İyi, dinleniyor. Doktor hamileliğe bağlı diyabet olduğunu söyledi. Ne yapacağız peki? Özel bir diyet verdim. Beslenmesine dikkat edecek. Endişelenecek bir durum yokmuş. Ama korkuttu bizi. Biz kim? Bir sorunumuz olabilir. Özür dilerim, geciktim. Ne demek Ceren Hanım? Mühim olan sizin burada olmanız. Gerisi teferruat. Olsun, ben neden sonuç ilişkisini açıklayayım da içim rahat etsin. Ha, diyorsun ki illa avukatlığımı göstereceğim. Ha, buyurun, sizi dinliyorum. Sıla Hanım'ın evine gittim. Şu bizi uzun zamandır uğraştıran davayla ilgili görüşecektik. Pek bir uzun sürdü. Yok hayır, onu görüşemedik maalesef. Küçük tatsız bir olay yaşandı. İşte haliyle uzadı. Hayırdır? Ne tatsızlığı? Hayırdır hocam? Bizim oğlan bir yaramazlık mı yaptı? Ne? Ne zaman? Tamam. Hadi ya. Koşsana. Al şu topu. Bak top da böyle çalmıyor işte. Faul yaptı ya. Adamın yere düştü. Ama hakem görmedi. Faulümü yedi ama. Nasıl görsün? Gerçek hakem değil ki. Belli zaten. Faulümü yedi resmen. Belki gol atardı. Hop. Hadi alalım bakalım, alabilecek misin? Vallahi aldı. Ha, aldım işte. İyi ki geldin.
Ne zamandır böyle misafir hasret kalmışız? Ben de evde misafir seviyorum. Siz nevede gelir mi sık sık? Bazen. Ceren Hanım dürüst ve güvenilir biri. Ama Dilaver'le aralarında bir yakınlaşma var sanırım. Zela'yı görmüş olmasa iyi değil tabii. Her şey o kadar ani oldu ki engel olamadım. Keşke hiç çağırmasaydım. Olmuş bir kere. Nereden bileceksin ki? Umarım Dilaver'e söylemez. Umarım. Demek hamileydi kadıncağız. Evet, doğumu da çok yakınmış üstelik. Görsen Sıla Hanım o kadar korktu ki. Ama ben çıkarken durum iyiydi. Allah Allah. Boranlara çok fazla misafir gelmez ama kim acaba? Bilmem ki ama buralardan biri değil, sizin taraftan herhalde. Olabilir. Neyse ne diyelim, geçmiş olsun. Aslında Dilaver'le ilgili bir yargıya varmam mümkün değil. Son zamanlarda değişmeye başladı. Ne anlamda? Ne bileyim. En azından uzun zamandır şirkette sorun yaşamıyoruz. Ümmü'yle de konuşunca karar veremedim. Ama gözle görülür tek bir şey söyleyebilirim. Dilaver Ceren Hanım'a karşı bir şeyler istediyor. Umarım dediğin gibidir. Ama ne olursa olsun Dilaver'e güvenemeyiz. Efendim. Buraya gelmemiz iyi oldu. Bazen böyle küçük molalara ihtiyacı oluyor insanın. Öyle. Hatta bazen hayat sırf bu molalardan ibaret olsa diye düşünüyor insan. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Ama yoluna girebilir. Ceren, benim bir seçim yapmam gerekiyor. Baba ne oldu? Niye yukarı gelmedin? Ağam sıraya bir şey söylemedin değil mi? Yok, çıkacaktım zaten. Ne oldu baba? Emir yok ağam. Okuldan aradılar. Ne demek yok? Okuldan çıkarken iki kişi gelmiş, arabaya bindirmişler, hep beraber gitmişler ağam. Kesin o şerefsizin iştir ağam. Yerini söyle bana, gidip kafasına sıkayım ağam ya. Baba, sakin ol. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Ben halledeceğim. Emir'i alıp getireceğim. Ben de seninle geleyim ağam. Sen okula gidip dileni al baba. Ne olur ne olmaz. Doğru söylüyorsun ağam. Başka kimse biliyor mu? Yok, kimseye bir şey söylemedim. Ağam, o adam oğlumun kılına zarar verirse kesin öldürürüm onu. Onun derdi benimle baba. Emir'e zarar vermez o. Onu tanıyorum. Beni ayağına getirtecek. Kendine güç gösterecek. Hepsi bu. Emir'e bir şey olmayacak. Sağ olasın abi. İçin rahat olsun. Arabamı getirin. Peki abi. Öyle oldu işte. O da okuyacağım demiş, kalkmış gelmiş İstanbul'a. Çok akıllı ha. Doktor da olur, mühendis de. Ne isterse olur. Demek Feride ablan kalkıp buralara gelmiş. Okumak için ha? He, okuyacak. E sen? Sense kalkıp okuldan kaçıyorsun. Öyle mi? Yok. Ben de okuyorum. Böyle oldu bu sefer. Arkadaşlar deyince. Neyse. Olur arada böyle şeyler. Ne yapacaktınız arkadaşlarla? Sinemaya gidecektik. Ama olmadı işte. Ya madem sinemaya gidecektiniz. Sen onun olmuş bil.
İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. Hep burada yaşadım. Burası balıkların istiflendiği yer. Aşık'la Gönör'de ne komik hayvanlardır ya. Öyle. Ama ben yürüyüşlerine hep takdir etmişim. Ben Gönör'e böyle nasıl yürüyorlar ki? E onlar da senin için aynı şeyi düşünüyordu. Ağam. Boran ağa arıyor. Alo Boran. Emir'e anlaya geliyorum. Haber vereyim dedim. Ben de seni bekliyordum. Burhan abim geliyor mu? Vereyim konuş. Alo. Emir. Neredesin Burhan abi? Geliyorum Emir. Berzan abi enişten gelecek demiştin. Ben de merak ettim. Birazdan oradayım. Tamam bekliyoruz. O müthiş bir herkes ona hayran. Herkes ona saygı duyar. Onu sever. Bir gün ben de ona gidiyorum. Afiyet olsun. Sağ olasın bacım. Zahmet oldu. İstediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol.